Selamın aleyküm bey. Aleyküm selam. Kardeşim hoş geldin. Abi ne yapıyorsun? Gözüme girdi be. Dur. Kardeşim, ya dur bir dakika. Yapmamışsın, bir şey yapmamışsın dur, ya. Dur tamam bir dakika dur abi dur bir dakika. Can. Bu ne abi? Maskesi çıkarır mı? Tak. Abi bunda nasıl tıraş edeceğim beni hoş ya? Hoş geldin kardeşim. Nasıl? Hoş bulduk da iyi bu kötü anladım. Nasıl tıraş edeceksin abi? Kardeşim şartlar böyle artık. Bu şekilde tıraş yapmamız gerekiyor. Senin maske takman gerekiyor. Biz de hijyenik olmamız gerekiyor. Kuaföre mi geldik şeye kaynak çıktı abi. Sen manyak mısın? Tak. O takman gerekiyor. Şaka yapıyoruz değil mi? Şartlar böyle. Ceza kitlerler vallahi. Böyle nasıl tıraş yapacaksak yapacağız. Nasıl keseceğim beni o zaman? Böyle takılması gerek. Gel başlayalım. Ha saçmalama bak. Yok saçmalık değil. Abi her şey hijyenik kardeşim. La korkmayın bu bir grip la altı üstü la manyak mısın sen ya? Olsun her şey tek bu. Saçını yıkamamışsın. Yıkamadım sen kuaförsün. Anahtarı bulacak çipi var onun çipi. Olsun temizlensin. Abi ben zaten gusülümü aldım ben gideyim. Olsun ya bir şey olmaz. Bir şey bu da bok gibi ne kokuyor bu ya böyle ya? Şöyle. Evet. Olmadı beni poşete sar böyle ambalaja. Anladın böyle durayım yani. Onu sonrasında yapacağım zaten. Ne diyorsun ya? Hı. Saçı yıkayacağız. İlk önce saçı yıkayalım öyle bak. Maske mi? Kalacak. Abi saçmalama böyle şey yapamazsın. Kalacak. Ben sana maske veririm. Maske bol bizde zaten. Kalacak kardeşim. Oldu sen bir hani yanlış bir bak sen seçtik amına koyayım ya. Dezenfektanla yıkıyorum kafanı. Ne diyorsun? Ya ne? Abi bak bütün saçlar döküldü şu an. Alkol döktün kafama bak, ya. Kokuyu aldın mı kokuyu? Ne kadar keskin kokuyor be. Ne yapayım şartlar böyle. Açtırdılar kuaförleri. Böyle tıraş mı oluyorsun? Ben inanmıyorum kimsenin maske taktığına yani. Kimse maskeyle... Sen de yapma ben. Abi yapma o zaman ya. Kaynakçı gibiyim ya. Kaynakçıya benzedim ya. Bu ne tiptir ya? Abi maskeye doldu nefes. Aa çıkarma sakın. Sakın çıkarma. Kardeşim bir gelirler çizerler bize 3000 lira. Heh. Abi sen vallahi iyi ya. Yat yat sen. Ben bir doktora falan git. Allah kahretsin. Unutmuyor kardeşim. Al tek kullanımlık. Evet. Hayır o ne? Bu da şey. Ya sik ya tamam neyse tek tamam yok. Ben gideyim sen kes. Ya ne alakası var tek kullanımlık mı? Tamam şimdi bak ne yapalım ya seninle bir anlaşma yapalım. Evet. Tamam. Ben bu maskeyi çıkarayım, bana bir tane çay ver, seninle konuşalım. Yasak! Tamam. Yasak! Sıcak, soğuk içecek yasak! Sigara içeyim. Sigara içersin tıraştan sonra. Soğuk sıcak içecek yasak. Neden? Dişçi misin anasını satayım, soğuk sıcak yasak! Bir şey söyleyeyim, su içebilirsin, sadece su. Ama dışarıda içersin. Anladım. Sakal tıraşı yapamam senin, yasak! Makinayla alabilirim ama. Çünkü diğerinde yakın temasa giriyorum, anladın mı? Ne kadar iyi. Yani yakın temasa giremiyorum. Sakal tıraşı yapamıyorum. Kaşını alamıyorum. Abi benimle seviş demedin. Sakalımı kestirdin bunu. Ağda da yapamıyorum. Ağda yasak. Yakın temasa giriyorum sen ondan. Sen nasıl para kazanıyorsun? Yakın temasa girdiğim için belli ağda abi. Yapamıyorum. O öyle değil. Bekle. Tamam dur şu poşeti alttan... Merak etme. Onda poşet var zaten. Önlem aldık. Çünkü takmamız gerekiyormuş. Tamam. Onu da söylediler direkt. Hani önleminizi alın dediler. Bak önlem içeride. Merak etme. Diğer kuaförler de böyle mi şimdi? Böyle olmak zorunda. Herkes böyle. Herkes hijyenik olmak zorunda. Yani maske takılması gerekiyor. Müşteriye, sana, bana, herkese. Alayına. Maske. Alayına. Aa! Ya bu nedir biliyor musun? Maskeyi böyle takmak. Diş. Boxer'dan çıkan penise benzer. Burnunu bak, penis olarak mı görüyorsun? Evet. Boxer'dan çıkan penis gibi duruyor. Maske takmak zorunlu. Okey. Ben anladım. Bak, lan, müşteri lan. Müşteri niye takıyor? Kapıda kuyruk oluyor. Tamam mı? Millet randevuyla alıyorsun. Evet. Ben randevu alıyorum. Saatte sana. Bir almam gerekiyor bu arada. Yarın ben saatte randevu bir alıyorum senden. Tamam mı? Randevu alıyorum. Hı? Geliyorum yorumluyum geldiğim muameleye bak. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Terlerim ya. Kokuyor mu? Aa anlıyorsun ki. Bak gördün mü? Güzellikleri de vardı mı? Kokuyu almıyorsun. Ya bir kuaförün. Ya bir bak, kuaför sarımsak, kola. Aa, kokmuyor. Ya soğan kokmuyor. Ya bir kuaförün müşterisine kola altını koklattı nerede görmüş ya? Ya misal hani böyle iş yaparken böyle kokar ya. Böyle sen de rahat rahat kimse yok takılsaydı. Kesseydin adam gibi tıraşımı. Sen hoş sohbetler etseydin. Öyle mi yapalım? Ne kadar güzel olmaz mı? Çok istiyor musun? Falan istiyorum. 3000 lira. He? 3000 lira. 3000 lira vereceğim yaparım. 3000 lira. Bu arada favori bölümlerini alamayacağım. Burada maske oldu. Ya sen ya.
Evde alırsın sen bu. Bari peçeteyi çıkarsana. Peçeteyi mi? Ha, vallahi. Tamam, çıkardım. Çok terledim ya. Ha çıkar, hepimiz rahat, relax olalım bence. Bak ben de bunu çıkarayım. Gel. Rahat, rahat. Eski berberin mutluluğu. Boş sohbetler. Alo 188. Ne kadar güzel. Yapalım mı? Yapalım bence. Bu kadar yapma. Sonuçta bu bir parodi videosu ya. Değil he. Mi? Değil mi? Yani çıkarıyorum. Çıkar. Oğlum 3000 lira kitlerle anlatayım, sikerle anlatayım, boşver abi. Kuaförleri tekrar kapatacaklarmış, öyle bir söylenti varmış. Millet hijyen, ona bakarsan gece kulüplerini de kapatacaklarmış bu olaylardan sonra. AVM'ler niye açılır? AVM'ler niye açılır? AVM'ler niye açılır ya? AVM'ler niye açılır can, sana soruyorum. Niye açılır? Özümüzde döneri vardık ya. Evet arkadaşlar, merhaba. İşte canı tıraş etmeye çalışıyoruz. En baştan beri bir şey söylemedim ama. Can, sence AVM'lerin açılması normal mi? Saçma. Saçma. Sen Eminönü'ne gittin mi? Ben gittim. Nasıl? Ana baba günü ve insanlar pazar alışverişi gibi alışveriş yapıyorlar ve elleri sürekli bir şeylere vuruyor. Aynen öyle. AVM de öyle. Bir de havalandırmalar kapatılmış. 3 günde 3 milyon kişi girmiş AVM'ye. 3 günde 3 milyon kişi. Aynen, aynen öyle kardeşim. Ben abi bir... 3 günde 3 milyon kişi girmiş AVM'ye. Düşün. Anladın mı? 3 günde 3 milyon kişi girebiliyorsa bu AVM'ye. Ya düşün ya, bizim halimizi sen düşün ya. Maske artık ha, rahatsız etmeye başlıyor beni. Rahat yapamıyorum şimdi. Rahat değilim. Terledim. Götümden ter akıyor. Bak Çin nasıl bitirdi ben, gördün mü? Götümden ter akıyor. Zor. Vallahi zor. Bu bir YouTube videosu olduğu için şu an maskeyi çıkarıyorum. Sadece gösterme amaçlı yaptım. Bu şekilde tıraşları yapıyoruz. Zor. Ama ben çok kişinin bu şekilde yaptığına inanmıyorum. Yine maskeyi filmden böyle tak. Hani filmden, yalandan. Anladın mı? Adam kıl. Gel kameraman gel. Adam kıl içinde. Bak maskeye bak. Bence yanlış bir karar. Neden dolayı? Ya adam kıldan ölüyor. Rahat mısın? Doğruyu söyle. Değilsin. Nasıl rahat olabilirim ki? Rahat değilsin. Ben de bundan göremiyorum doğru düzgün. Detayları incelemiyorum. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben seni kaybetmek istemiyorum Can. Teşekkür ederim. Ben de İstemiyorum seni... Ya gerizekalı beni rahat diyor şu an. Yani. Bu arada o da Covid testini yaptı. Ben de yaptım. Gel evet. Bakalım. Var. 36.4. Bak. 36.6. Koronavirüs! Sende bir sıkıntı olabilir mi %4? İki lan. 36.6. 36.9. Korona! Hayır. Yok. 36.4. Evet. Ödüm koptu lan, nasıl 9'a çıktı bir anda? Ya ateşin yükseldi, stres yaptın ya. Olabilir. Evet. Yavaş yavaş saçı bitirin, sonunu görelim. Maskemi takayım da öyle kapatayım. Evet, tıraşımızın sonuna geldik. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel hissediyorum. Şöyle saç kesmesen Furkan Reis, hayatta bu muameleye gelmem. Yapacak bir şey yok yani, böyle kesmem gerekiyor. Bak bu muamele için buna katlanıyorum ki sırf şu saçı alabileyim diye. Öyle mi diyorsun? Evet. Bak şimdi abicim, her şey güzel. Bu maskeye çıkar, benim bir de sakalı kes. Bir de şu enseyi aldığın zaman hiçbir şey kalmaz. Tavus kuş gibi olmuş yani. Tamam, enseyi alırım. Okey, ense alınır. Ensenin alınmasında bir problem yok. Ama kardeşim ben makineyi nereye sokayım? Çıkarayım bunu. Hayır, çıkaramazsın. Yasak. Yasak diyorlar ya. Yasak. Tamam, enseyi al. Tamam, enseyi al. Tamam. Öyle değil, fırçayla. Fırça yasak. Fırça yasak. Ha, bunu kullanamam. Bu yasak. Şöyle yapabilirim. Ya böyle ya. Arkadaş ya, bu kullanılır mı ya? Lütfen ya. Ya bununla mı? Peçeteyle mi sileceğim enseyi? Adam akıllı fırça var ama kullanamıyorum. Kullanamıyorum. Sakalını kesmiyorum. Hadi sakalını kes. Kes. Çıkaracağım yani. Çıkar. İyi hadi bakalım. Merhaba. Korkuyorum ama bunu kullanmayacağım. Tek kullanımı kullanacağım. Fön çekeceğiz mi? Fön de çekeceğiz. Onu çekemiyoruz, onu söyleyeyim. Niye? Fön yasak çünkü. Niye çekemiyoruz? Saçın ıslak kalması gerekiyor mesela. Niye kurutamıyoruz? Kurutamıyoruz. Bak, saç kurutmak serbest ama fön çekmek yasak. Niye? Mantıksız değil mi? Bir şey söyleyeceğim, bunların harbiden hepsi evet, var. Size gelen bildirgede var mı? Var. Fön yasak ama saç kurutma serbest. O zaman neden fön serbest değil? Evet, o zaman neden makineleri de toplasınlar? Neden serbest değil?
Aç, kes şu sakalımı aç. Oğlum korkuyorum, korkuyorum. Ya bir şey yok. Koruna var lan. Aa, korunuruz biz abi. Sen şey yapma, kes. Ya sakalı kes, böyle mi kalacağım ben şimdi abicim? Şimdi kes. Böyle mi kalacağım? Dur, dur. Evet arkadaşlar, koronayla ilgili bilgilendirici video, yani kuaförlerin yasağı bir düşün. Bitti. Yani böyle böyle yasaklarımız var. Allah sonumuza hayır eylesin. Bu yasaklara diğer kuaför arkadaşlarımızın uymasını istiyorum. Bunca şey, bunca tesisata rağmen biz hala sana geliyoruz ve bu saçı elde edebilmek için eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ve herkese davet ediyoruz. Rica ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Gönderi bildirimlerini de açın. O zili de açın. O çan çalsın yani. Çan çalsın. Bak.